Beşiktaş Timeline'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi diyeceğim ama bu sefer ilk kez aslında oluyor. Ergin Aslan'la beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Mert merhaba. Abi Beşiktaş'ın gündemi tabii yoğun bir anda. Böyle bir son bir haftadır teknik direktör arayışı devam ediyor. Evet. Ve son isimde futbolcunun çok iyi bildiğimiz Giovanni Van Bronckhorst. Evet. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü en güçlü adayı. Henüz evet. bir resmileşmediği için hani o şekilde konuşmayalım. Abi şimdi tabi biraz kendisine baktığımızda çok ilginç bir insan olduğunu gördük. Senle tabi zaten onu konuşacağız. Ben öncelikle abi sana şunu sormak istiyorum. Bizim ligimizde bir sürü Hollandalı hoca geldi. Evet. Ve hepsi de çok isimli, çok önemli Avrupa'da bir sürü başarı kalmış hocalar. Van Bronckhorst tabi ki onlar kadar böyle büyük başarılar yakalamış birisi değil ama onu da kendi Hollanda şampiyonluğu Süper Kupa, Hollanda Süper Kupası, İskoçya Kupası, UEFA Avrupa finali var. Belli bir başarıları da var. Sen bu Hollanda ekolünden gelmiş bir hocanın Türkiye'de tekrar yine bir şans bulmasını nasıl değerlendiriyorsun abi? Yani hocanın milliyetinden ziyade aslında futbol mantalitesine bakmak lazım. Evet böyle bir şey var. Yani Hollandalı teknik adamların burada hayal kırıklığı oluşturdu ama e, tarihsel süreçte işte yabancılardan çok başarılı olan yok işte ya. Yani bir tek tük Brezilyalı var, tek tük Alman var. Başka? Bir Rumen var abi. Bir e, Rumen var. Bir kere, iki kere doğru. Yani çok böyle son 20 yılda neredeyse Zico'dan beri hiç yok zaten. Tabii. Şampiyonluk yaşamış. O yüzden milliyetinden ziyade asla futbol mantalitesine bakmak lazım. Çünkü niye? Burada zaten yabancı oyuncularla çalışıyorlar. Yani. 10 tane yerli Türk oyuncuyla çalışsa belki o iletişim ya da kültür problemi yaşanabilir ama bu arada Van Bronckhorst Endonezyalı kökenli evet, o, o, Köke, köken de... Endonezya o taraflardan bir yerden hani bu şey, şey gibi olur mu diye düşünüyorum Mesut Özil Alman teknik adamlar Bulgaristan'da başarılı olamıyorlar Mesut Özil de gitti Sofya ile anlaştı Levski Sofya ile diyoruz ki mesela Alman teknik adamlar Bulgaristan'da başarılı olamıyor acaba Mesut Özil olabilir mi diye. Gibi de bir durum var. Çünkü kan olarak mı bakacağız mesela? Saf <laughs> Flemengçe konuşup şu Hollandalı e, saf kan. Holla Aryan ırk falan gibi bir B şey Böyle bir yani. şey yok zaten yani. Futbolda da yok. Bu, bu zaten hani futboldan ziyade genel olarak insani ke olarak. Kesinlikle zaten şey, sana en başında şey söylediğim futbola şey bakış. Yani Hollanda'nın bir futbola bakışı vardır. O ekol bütün oyuncularda. Onu almışız durumda. Tabii. Gesine. Çünkü üst düzey oynadı. Yani milli takımdan tut da ee, Avrupa'nın en önemli finali var O attı. Bu arada tabii. orada da minik bir böyle bir gereksiz bilgi vereyim. <laughs> e, yarı finalde Uruguay attığı O efsane ölü Van Kaleci Muslera artist. Bir sonraki yaz da Galatasaray'a geliyor. Güzel. Çok güzel bir denk. Burada da güzel bir hikaye olur gelirse yani yan yana tabii. geldiklerinde. Bir de Van hani Beşiktaş'ın planları böyleydi. İşte bu model bir hoca bakıyordu. İşte 4-3-3 oynuyor. Beşiktaş'ta uzun yıllardır zaten 4-3-3 oynuyor. Böyle bir hoca bakıyordu. O yüzden ona git de ikna etti gibi bir durum yok. Hmm. 48 saat önce hatta bak daha da düşüreyim ben. Belki 24. Hadi 48 diyeyim ya. 48 saat önce Van Bronckhorst Beşiktaş gündeminde duyuldu. Hani gizli yürütülen bir şey de değildi. Niye? O gelmedi, bu gelmedi, şu gelmedi, 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 gelmedi. Bakalım listenin alt sıralarına doğru. Van Bronckhorst'a. Düne sararım filmi. Pazartesine saralım. Genesio. Genesio büyük oranda olmuştu. Çok da iyi rakamlara geliyordu yani Genesio. Van Bronckhorst hani gelmeyince teknik adamlar Van Bronckhorst gelebilme ihtimali yüksek teknik adamlardan biri olarak öne çıktı. Bu arada böyle bir şeyde de, e, belki e, biz şu anda konuşuyoruz akşamüstü yayınlandığında bu bitmiş olacak ya da yarın bitmiş olacak ama görünen o ki yarın Perşembe, Cuma günü Kasımpaşa maçı var. Serdar Toprak Tepe çıkacak gibi evet. görünüyor. Niye biliyor musun? Van Bronckhorst'un şu anda ekibi yok. Onu da soracaktım abi. Ekibi yok. Lütfen. Onları toplamaya çalışıyor. Görevdeler bunlar. Biri de Roy McKay. iyi tanıdığımız evet. bir isim. Biliyorsun. İyi, <laughs> var ya. inanılmaz bir golcüydü. Şeyde e, yani. FIFA'da nasıl alırdım biliyor of. musun? Öne koyardım McKay. Acayip bir golcüydü. Üç tane yardımcısı var. Ekip dağılmış. Çünkü niye? Bir yıldan fazladır çalışmıyor. Van Bronkors. A takımı vardı. Yetişmemişsindir muhtemelen. Hannibal Smith kaptan işte. Evet hatırlıyorum hatırlıyorum. E, B.A. Barakus, Murdoch falan Sinem falan yayınlanıyordu. Evet evet. Sanki face çok vardı. Çok e, A takımını böyle dağılır. Herkes başka yerlerde başka yer lerde yaşardı. Şey olduğu zaman bir iş halledilmesi gereken bir iş olduğu zaman tak 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 ekip toplanırdı böyle. Voltran oluşturuldu. Şimdi Van Bronckhorst... bir işe soyunuyor, ekip bir toplamaya başlıyor. Yani Türkiye'de genelde şöyledir ya. Hoca çalışmaz ekibi de bekler. İşte hoca Hı -hı. onların ödemelerini falan yapar. İşte orada orada biraz daha farklı işler. Evet onları da toplayacak. Bunları toplarken e, sezon ortasındayız. Çalıştıkları yerlerden ayrılmaları kolay değil bu adamların. Tabii. Biri nakbredinin ucası direkt. Tabii. Belki bir bedel ödemek zorunda kalacak Beşiktaş. Bonserv Düşün yardımcıya bonservis ödeyen e, kulüp olarak tarihe geçebilir yani Beşiktaş. İşte Bunları toplayacak. Çok kolay değil. O yüzden hani bir bitsin Masada bir görelim Samet Aybaba'yla yan yana Van Bronckhorst'u. Çok acayip ikili oldu değil mi Samet, Samet Aybaba'yla Van Bronckhorst? Yan yana görelim o zaman diyelim hani Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu. Olan oldu. Bak olan oldu. İki gün sonra Kasımpaşa maçı yani ligin ikinci yarısı başlıyor diyelim. Bir maç daha var ama hadi ikinci, i̇kinci yarısı ikinci başlıyor. İkinci açılıyor. Açılıyor. Olan olduysa madem hadi kardeşim neyse artık. On gün önce gelmedi madem. Rıza Hoca gider gitmez ertesi gün madem teknik direktör gelmedi. Artık bu saatten sonra öyle gırtlağa yapışıp çökmenin de anlamı yok hocalar. Yarın öbür gün haftaya neyse yani artık olan oldu. Çünkü ligin ikinci yarısı için Türkiye kupası cepte dursun ama. Bir sonraki sezonun planlarını yapacak takımını oluşturacak bir hoca bekliyor Beşiktaş. O yüzden hani aa Kasımpaşa maçı geldi falan hadi hemen gel de değil. Hata, gecikme. Bak bunların hepsi eksi yazdı yönetime. Ben sana söyleyeyim. Transfer sürecinden sonra başka şeyleri de konuşacağız 11 Ocak'tan sonra. Ha Van Bronckhorst konusunda dediğim gibi ya ben çok itiraz etmiyorum. Kimseye itiraz etmiyorum. Ben. Yani sonuçta ön yargılı çok olmamak lazım. Doku tutabilir. Beşiktaş taraftarıyla bilinçli olduğu gibi ...çok sportif olarak çok acayip derbiler kazanmasa, ilk ikiye giriyor olmasa bile... ...mesela Bilic ile Beşiktaş taraftarın arasında oluşan bir gönül bağı var. Tamam. Yani o bir sahada kimse bizden umudumuzu söküp alamaz diye bir sloganı var. Bu mücadeleci ruh falan. Bunların hepsi e, Van Bronckhorst'ta da tutabilir bilmiyoruz. Gelir, gelirse göreceğiz onları. Abi şimdi burada aslında biz konuşurken izleyicimiz hani yanlış anladım. Biz her yönünden bakmaya çalışıyoruz. E, yani hem iyi hem kötü. Tabii. Yani her yönden bakıyoruz ve bir açıkçası mesela benim şu an bir tarafım yok. Fan korsun işte Feyenoord dönemine baktığımda böyle daha detaylı işte biraz baktım. Orkun bizim Orkun Kökçü. Evet Kökçü. İlk şans Kaçan veren balık. hoca. Manchester United'e sattıkları Malasya'ya ilk şans veren hoca. Bunlar aslında çok önemli yani. Altyapıdan bu gelen oyuncuları direkt A takım yerleştirip bunları şans veren oynatan hoca. Aynı zamanda bir de şöyle bir noktası daha var. Mesela şampiyon olduğu tek Hollandalı şampiyonu var. Oradaki kadro da mesela aslında o lige baktığımızda ortalama bir kadro. Zaten 18 yıl son iki kez şampiyon. Yaş çünkü. olarak ortalama bir kadro. Hem yaş hem, olarak hem, hem, hem yaş, de yaş olarak hem kalite, olarak, kalite olarak. Tabii tabii yani ilk o e, şampiyon öyle çok da iyi muazzam bir kadro yok. Mesela 4 Kite yani Fenerbahçe'den gittikten sonra evet. e, artık karenin son döneminde öyle isimlerle şampiyon oluyor. Yani benim aklıma direkt Beşiktaş geliyor şu an. Yani <laughs> bu kadar böyle e, artık hani kariyerinin son dönemine evet. yaklaşmış oyuncular ve kariyerini yeni başlayan mesela Semik evet. gibi bir e, Beşiktaş'ın çok önemli bir değeri var aynı şekilde Cenk Tosun da o da Beşiktaş'ın çok önemli değeri. Şimdi sen dedin ya bir kan uyumu olabilir Aha. belki diye. Biraz sanki ona benzettim ben ama senin düşüncen nedir? Tam e, aslında bu bahsettiğin şey benim genelde futbol anlayışıma uygun bir şey. Niye? Bir oyuncu sırf gençliği oynamaz. Yetenekliyse e, üst düzey takımın. Hem yetenekli hem gençse oynarsa ne ala. E, bir oyuncu işte yaşı geçti artık onu da saf dışı bırakalım diye bir şey yok. Mesela büyük düş Türk düşünürü büyük Kanadalı düşünür artık Türk gibi görüyoruz biz onu. Ativan'ın dediği gibi yaş sadece bir rakamdır dostum der. Yani. Bu harmanı yapabilirsen zaten iyi takım oluyorsun. Yani ben biraz ismi dünden evvelsi günden beri duyulmaya çıkmaya başladıktan sonra baktım biraz yani maçlarını izledim. Bron Kors'u böyle beşer onar dakika böyle geçe geçe baktım. Frankfurt finalini zaten izlemiştik de. Tabii. O süreçte yarı final, çeyrek final onlara bakmıştık ama şimdi lig performansı başka bir şey. Kesinlikle. Yani o uzun sürede. Şey istiyor anladığım kadarıyla yani çok ciddi bir fizik gücü ve mücadele istiyor Bronk oyunu. Çünkü kanat bekleri çok kullanıyor mesela baktım böyle yani, şey işte. ki Rıdvan aslında bunu yapabilme potansiyeli vardı ama çok şans bulamadı Van Bronckhorst'a ki Rıdvan iyi referans oluyor hocaya İyi referans oluyor oynamamasına rağmen bu önemli bu da önemli ee, çok kullanıyor çok fizik gücü mücadele istiyor ee, ikili temasların iyi olmasını istiyor oyunun 90 dakikaya yayılmasını istiyor bunların hepsi mesela Beştaş taraftarının hoşuna gidecek bir şey. Lugano maçında gördük Beşiktaş'ın elinde 5-6 tane genç üst takımda A takımda oynayacak potansiyelde oyuncu var. Bunların 2-3'ü dahil edilse ne ala. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş'ta Cenk Tosun başta olmak üzere. işte bazı yerli oyuncular da var Salih falan. Yani 30'lara artık merdiven de ve yani üstüne çıkabilecek oyuncular var. Bir belki iyi bir şey çıkabilir. Ben dediğim gibi itiraz etmiyorum ama Beşiktaş'ın planı buydu. Hasan Arat gelirken futbol aklındaki Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın futbol planlaması. Böyle bir stratejiydi ve buna uygun bir hoca buldular. Oradan yürüyorlar gibi bir durum var mı dersen bence yok. Bence yok. Bu çok uygulanabilir bir şey miydi? Çok da mümkün değil. Evet. Çünkü kafandaki planı oturtturman 3 sene, 4 sene, 5 seneyi buluyor bazen yani. Bu ortamda çok mümkün değil. Senin saydığın özelliklerle beraber düşünürsek Van Bronckhorst şimdi şey gibi de oluyor bize. Kim ismi geçse acayip güzel şeyler söylüyoruz. Bunu yapar, şunu yapar. Böyle bir durum da var. İki gün önce Genesio'yu yere göğe sığdıramıyorlar. Bunu hemen bekleme yapabilir mi abi? Ee, i̇şte geçen bir e, taraf taraftarı çok sıkı bir Marsa Fransız bir arkadaşım var. Ee, onunla Oo, konuşuyoruz. Güzel. Bayağı böyle o hooligan seviyesinde. Hmm. Genesio için şey dedi bana direkt. Çok kötü hoca. Çok kötü hoca. Yani umarım dedi Beşiktaş dedi, almaz dedi. Ben dedi hani çok eskiden beri biliyorum dedi. Ben hiç beğenmedim bir hoca. Bir ara Marseille falan da böyle sanki bir adı geçmiş falan. Çok korkmuş o zaman. Genesio için hiç, hiç, iyi şeyler söylemiyordu. Yani çok katılamayacağım. Evet yani çok şey yoktu. Teknik direktör olarak çok kupalar falan yok ortada ama. Mesela Şenol Güneş, Abdullah Avcı belli bir yaşın üzerinde şampiyonluk aldılar Bunlar Onun öncesinde biz tartıştık mı bunların teknik adamlıklarını? Tabii. Bir hikayeleri var. Bir oyun akılları var. Bir tarzları var en azından. Mesela ben Genesio'yu Lyon-Beşiktaş eşleşmesini hem Fransa'da hem İstanbul'da izledim. O eşleşmeyi. Hı -hı. İyi takımdı o. Hani tamam kabul ediyorum. Hani, Toluso vardı. Lacazette 60 milyon euroya gitti biliyorsun. Tabii o acayip Ge Gezal tabii. dahil oluyordu oyuna. Valbuena solda oynuyordu. İyi takımdı yani Lyon. Ama ortada da güzel bir oyun vardı yani. Bir, bir hedef bir şey vardı. Fena maça Ren. Ren, Ren bravo. Ren de, de çok iyi işler çıkardı. Neyse artık Genesio hikayesi bitti Beşiktaş'ın. Yani Van Bronckhorst e, kendi hikayesini yeniden yazabileceği gibi. E, bir de şey yönü var. İki yönüne baktım ben onun. Bir, e, genç oyuncuları dahil edip oynatması takıma. Yani uzun vadede düşünebilirsin. İki... Kısa vadede de ciddi başarılar elde edebiliyor. Yani maç hocası olarak da düşünebilirsin. Evet. Bu bir harman. Tutarsa ne hala? Şimdi yardımcılarıyla gelecek, oyuncularla yeni temas edecek, kadro dışı bırakılan oyuncular var. Ee, i̇yi bir Galatasaray-Fenerbahçe kadrosu var. Yani nasıl olacak bu rekabeti? Biz görmeden çok anlayamayız. Yani çok öngöremeyiz açıkçası. E, abi bence burada yani birazcık daha mesela olumlu düşünmek için şöyle bir şey var. Van Bronckhorst büyük takım hocası. Yani şu manada söylüyorum Feyenoord Hollanda'nın en büyük takımlarından biri. Aha. Rangers zaten İskoçya'nın iki tane evet. takım var onlardan biri. O baskıyı o tutkunun ne olduğunu kendi evinde o taraftar baskısının ne olduğunu iki maç üstü kaybettikten sonra neler biliyor. yaşayabileceğini çok iyi biliyor. Zaten oyunculuk kariyeri de böyleydi. Yani Tabii, tabii. En, en büyük kenar dediler, oyuncusu bir de taraftara tabii, çok yakın oynuyor yani tabii sol bek en en yakın duyan kişi yani taraftarın evet. Bunlar çok önemli ve mesela kendisi milli takım hem de kulüpte çok önemli isimlerle çalıştı. Zaten kendisi söylüyor işte Adlokat, Fanhal, e, Arsene Wenger evet. ben bunların hepsinden etkilendim diyor. Şimdi bu aslında Beşiktaş taraftan birazcık olumlu düşünmesinin sebep olacak çünkü tam da senin söylediğin gibi pozitif futbol, atak futbolu yani o e, Beşiktaş'ın eski o göze hoş gelen futbolunu yakın bir en azından aklında öyle bir futbol mentalitesi var diyebiliriz. Çok güzel bir yerden yakaladın. Yani Rangers'ta o rekabetin içerisinde olması, Feyenoord'da o rekabetin içerisinde olması özellikle İskoçya'daki rekabet çok sert bir rekabet. Tabii burası. Onu çok iyi biliyor, onları çok iyi tecrübe etti. Şampiyonluk yaşadı, final yaşadı Avrupa'da, e, kupalar aldı. Yani bu bu serüvenlerin hepsini üst seviyede yaşadı. Türk futbol ortamına o yüzden çok şey olmaz. Yadırgamayabilir. O açıdan önemli bir konu bu. Ama dediğim gibi yani burada o epeydir çalışmaması kendisinin. E takımın durumu şimdi Mert patır 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 adeleler atıyor Beşiktaş'ta sezon başından beri. Rıza Hoca bazı imalarda bulundu. Dedi ki yani takımın antrenman şekli modeli olabilir. Burak Hoca iki tane şey getirdi. Kondisyoner getirmiş. Şenol Hoca döneminde Ağustos'ta falan patlamaya başladı bu adeleler. Yani herkes çok sakat vardı Beşiktaş'ta. Evet. Şimdi e, Van Bronckhorst da sahada tempo istiyor. Yani fizik gücü yüksek bir takım istiyor. Bunları ne zaman yaparsın ancak kamp dönemlerinde Arad kampta da çok yapamazsın ama yaz kamp döneminde iki kampta çok ciddi yükleme yaparsın şişirirsin takımı. Acayip büyüklersin. Bütün sezonu öyle çıkartırsın yani. Şimdi öyle bir imkan da yok. Fiziğe dayalı bir oyunu mevcut takımdan isterse bu başka sakatlıkları olduğu gibi başka performans düşüklüklerine de neden olur. O yüzden çok kestiremiyorum. Bir gelsin, gelecekse ekibi bir toplasın, baksın, ölçsün, bitsin. Özellikle Türkiye Kupası ki kupa konusunda uzman bir adam. Evet. Kısa teknik direktörlük kariyerine 5 tane İyi kupa sığdırmış. Hollanda Süper Kupası iyi bir kupa. Ya, tabii. İskoçya yani. Süper Kupası iyi bir kupa. Avrupa'da final oynuyorsun. Daha yani ne olacak? Yo, zor bir yol bir de orası. Zor. Hollanda'da şampiyon oluyorsun. Orada kupa alıyorsun bir de şampiyonluğun dışında. O yüzden evet şey değil belki. Hani Hollanda'da İspanya'da kupa almak kadar... Belki zor değil İtalya'da kupa var ama Türkiye'ye bakacaksın. Türkiye'de de 3-4 takım yarışıyor baktığın zaman yani e tabii. o şartlara göre. Bu bir şey vaat ediyor bize ama burada da tedirginliklerim, tereddütlerim yok değil. Çünkü Hollandalı olmuyor Türkiye'de cümlesi bir kere herkesin kafasının arkasında yazılı olarak bakacaklar Van Bronckhorst'a. Conte gelip 3 maç kötü başlasa dersin ki lan Conte zaten her türlü toparlayacak adam Conte'de diyebilirsin. Hollanda'da gelmiş... Bronkors iki maç takıldı üç maç ya biz zaten Hollandalı'nın olmayacağını herkes görüyordu biliyordu olacak. Yani buralardan yol yürümek de çok zor ama bunu da ben çözmeyeceğim. Kusura Tabii. bakmasınlar yani çok üst perdeden vaatlerle geliyorsanız bir şekilde insanlar da eli yüzü düzgün bir hoca, eli yüzü düzgün bir takım, eli yüzü düzgün bir oyun bekleyecektir. Abi e, kesinlikle şimdi birazcık da kötü yani kötü demeyelim en olumsuz olarak yansıyan bir iki e, şeyinden de bahsedelim bence. Sadece hani övmek de değil kötüyü de görmek gerekiyor ki. Tabii en doğru çıkarımı yapmamız anca bu şekilde Tabii canım övmek dediğin şey öyle bir şey yok yani zaten öyle bir pozisyonumuz da yok e, bizim ise iyi, kötüyse kötü. Aynen öyle mesela Rangers dönemi abi sen dedin ya sezon öncesi kampı takımla görmesi lazım ha -ha. Ee, Rangers'tan gönderildiği sezon yani sezondan önceki o kampta çok fazla taktiksel antrenman yaptırmış çok fazla 5'e 3 antrenmanlar yaptırmış kondisyonelleri de önceki Steven ardın kondisyonelleri çok farklı bir aslında çalışma sistemi uygulamış o zaman yaz kampında Hı -hı. ki zaten ondan sonra çok da iyi biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 0 yani şampiyonluk tarihinin gruplardaki en kötü derecesini yaptığı Rangers. 6'da 0 eksi 20 averaj. Üstüne ligde Celtic'ten çok büyük bir puan farkı yedi ve aynı zamanda Rangers'ın en kısa süre çalışan hocası evet. oldu. Ve bu aslında şu an Beşiktaş'ı bence daha da dikkat etmesi gereken nokta. Oyuncularla iletişimi kaybetti. Evet. Çok fazla onu da şimdi zaten ekranına vereceğiz. Çok fazla 45'te oyuncu değiştir değiştirmişliği oldu. Yani sadece bir oyuncu değil 3 oyuncu değiştirdiği maç bile var çok fazla yani. Bu bir anda tabii ki duruma göre 45'li müdahale edebilirsin oyun ama bu böyle 10 maç falan olursa biraz fazla soru çıkar. Ki bizim ülkemizde abi sence neler olur? Yani bunu düşünebiliyor musun? Çok birine benziyor. geriye Çok benziyor bu bahsettiğin şey. Sergen Yalçın. Ee, şampiyonluk sonraki şampiyonlar liginde sıfır çekilen oyuncularla olan iletişimin bozulması. Bunların hepsi çok benziyor. Bir de bir şey daha dikkatimi çekti. Rangers tarihinin en kısa çalışan hocası dedin. O da bir sene bir, bir gün. gün. Valla Beşiktaş üç, üç ayda üç hoca geldi ya. Türkiye şartlarına gayet uzun yani bir yıl. Gayet Ay, tabii, uzun bir yıl. Tabii. Türkiye şartla ikinci yıla kalıyorsan zaten büyük e, o büyük şey ya. oluyorsun. Oranın Demirbaşı efsanelerinden biri oluyorsun <laughs> ikinci üçüncü yıla kalırsan. Yani bu bahsettiğim mesele oyuncu iletişimi ilişkiler Beşiktaş gibi ya yani Türkiye gibi ülkelerdeki takımlarda çok önemli. Niye buralarda genelde üçerli dörderli oyuncu grupları oluşur? Ama aynı dili konuşan, ama aynı kıtaya ait, ama mil takımdan falan böyle bir şeyler oluşur. O yüzden o çok önemli yani o iletişim ilişki kurma oyuncu değişiklik dakikaları. Şimdi Türkiye'de çok fazla oyuna dışarıdan müdahale var. Çok fazla var. Yani hocanın işine karışılır anlamında değil. Hocaya kim karışacak? Karışsa zaten gelmez. Ne diyecek yani? Samet Hoca şunu çıkar bunu al mı diyecek? Hasan Başkan şu sistemle mi oynadı? Ali Güneş'i çıkar. Ali Güneş çıkar bali çal bak. Sahaya müdahale şöyle. Oluşturulan hava mesela 25. dakikada 20.000 dakikada başlıyor herkes yazıp çizmeye. Oyunun sonunda zaten o Okan Hoca'yı bile görüyorsun yani. Tabii, neler tabii. neler yani. Yabancı olmasının belki burada duymuyorsa yani anlamazsa avantajını yaşayabilir ama illa ki bu, bu havaya o da girecek. Valla Mert söylediğin yönleriyle aslında ortalama bir Türk teknik adama da çok benzemiyor değil ya. Değil yani mi? Ortalama bir Türk havası gibi. Oyun sistemi, beklentisi, oyuncu değişiklikleri, tez canlılığı, heyecanı. Hem gençleri böyle kullanmasını bilip hem yaşlı oyunculardan verim alması. Bunların hepsi aslında bizim ortama çok uzak kavramlar, uzak şeyler değil. Şu an en yakın isim gibi görünüyor Van Broker's ama imzalar biz bu yayını çekerken henüz atılmış değil. Yardımcıları da ikna edilirse 5 yaşın başına geçecek. Olmadı. Biz burada seninle bir de Merçel Üçesku programı çekeriz. Of abi Merçel Üçesku programı <laughs> da <daha> çok acayip <laughs> Bitmez o. Bak 12 bölüm falan Netflix'e şey çıkar belgesel yani. Belgesel gibi bir şey yaparız abi onlar. Merçel Üçesku ya bitmez. Yaşlandı baba ama... <laughs> Yani benim futbol tarihindeki ilk üçüme net giriyor yani teknik adam olarak. Çok net giriyor. Sevmeyebilirsin. Ki sevmezler. Genelde Fenerbahçeliler sevmez mesela Lucescu'yu. Ama hocalık dediğin zaman gerçekten çok büyük izler bırakmış bir adamdı. Bence mesela Şaktar'da başardıkları o kurduğu yapı yani hakikaten örnek gösterilecek, derslerde gösterilecek bir iş. Ee, abi o zaman Vanbronkhorst konusunu kapatalım. Hı -hı. Ee, bir transfer gündemi var. Hı -hı. Ee, orada da bir Malang adı geçiyor. Chelsea'nin e, genç stoperi Fransız. Sol ayaklı bir stoper. Bunu özellikle sol ayaklı diyorum. E, çünkü Beşiktaş'ın sol ayaklı stoperleri biraz dolu zaten. Var, evet. Yani sol bek, sol stoper oynayacak. Böyle bir isim konuşuluyor. Senin e, bu e, oyuncuya dair fikirleri nedir? Çünkü uzun süredir oynamıyor Malangsar. Malangsar'la ilgili övgü getirecek ya da yer getirecek değilim. Yani çok fazla hakim olduğumuz bir oyuncu. Çok oynamadı çünkü. Yani bu sene Göremedik. hiç yok. Geçen de 5-10 maçı var zaten evet. yani. Hani ilk yılları şey oldu böyle. Bir adam oyuncu geliyor. Çok iyi bir algısı algıyla çıktı. E, ama devamı gelmedi. E şimdi Beşiktaş'ta biliyorsun Sayın Hasan Arat, Chelsea vaatleri işte Paris Saint Germain, Ernaz vaatleri falan. olunca şimdi oradan bir oyuncu almamış gibi de olsun istemiyorlar herhalde. Ama Samet Hoca dedi ki böyle bir gerçeklik yok. Bizim istediğimiz oyuncuları onlar vermiyor. Kimi istediler çok merak ediyorum. Acaba ederim, evet yani. Kimi? Enzo Fernandes'i <laughs> falan Fernandesi. <laughs> Şeyden, kim? <Mbappi> istediler. Mbappé'yi istediler <laughs> herhalde Paris'te. El Nassı'dan kimi istemiş olabilir sence? Yani... <laughs> Ronaldo. Ronaldo. Ee, <laughs> e, neyse ya işin latifesi. Hani bizim istediklerimizi onlar vermiyor. Onların önerdikleri de çok bize uyacak isimler değil. O yüzden bu transfer dönemi çok kolay değil. Yazın bakacağız gibi bir şey söyledi. Gibi değil öyle söyledi. Ama şimdi beklenti de yüksek. Yani sayın başkan diyorlar insanlar. Hani ne oldu bu kadar isimler falan. O yüzden hani bir hamle uç kulüpten bir tanesinden sembolik de olsa yapmak istiyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın da stoper ihtiyacı oldu. Çünkü Bayli ile yollar ayrıldı. Amartey'in durumu Allah'a emanet. O yüzden yani şey lazım oraya. Bir tane stoper lazım. Böyle bir hamle gelebilir Beşiktaş'ta sar amlesi sırf yapmış olmak için yapılmaz umarım. Çünkü Beşiktaş'ta Tayyip Talha da dönecek biliyorsun. Evet. Yani kendini çok bağlayıcı işlere Beşiktaş'ın girmemesi lazım bu konuda. Bağlayıcı işlere giren bir önceki yönetimin Beşiktaş'ta nasıl bir ortam bıraktı ortada ne yazık ki. Ee, ha bu arada Sırp, Sırbistan liginde de mesela e, Samet Hoca'nın izlediği isimler oldu stoper mevkisinde, hı. kanat mevkisinde, hücum mevkisinde. Ama tabii orada öyle hani Sırbistan Ligi istediğini Beşiktaş alır gibi bir ortam da yok. Balkan coğrafyası çok Özellikle oralar... menajerlerin çok etkili olduğu. Of, acayip oralar. <laughs> ve rakamların da yani böyle bir bir bakarsın üçlük adamı 8'e 8'e vermişler sana. 6-7 milyon eurolara istiyorlar izledikleri oyunculara. Yani Beşiktaş'ın olayı biraz 11 Ocak'tan sonra şekillenecek. Hoca gelecek. Hoca geldikten sonraki hazırlıktır herhalde Mert. Yani o kadar da değil. Şimdi Beşiktaş'a transfer lazım. Beşiktaş'ta kadro ayrılıklar yaşanacak. Beşiktaş'a teknik adam lazım. E şimdi çok iddialı geldi. 1-2 senedir hazırlandığı vaadiyle geldi Hasan Bey. E yönetimde isimler var, iş adamları var. Vardır yani herhalde bir şey. O yüzden bu beklenti normal Beşiktaş'ta bu beklenti olur. Bu benim beklentim değil. Benim futbola bakışımı aşağı yukarı beni tanıyan herkes biliyor artık. Benim için çok önemli değil yani. Çık Necip'le oyna. Dördüncü ol ama ben o mücadeleyi göreyim 85. dakikada sahada. Çok önemli değil. Ama ben değilim buranın ortalaması. Ben olsam ortalaması çok rahat ederler. Bütün yönetimler çok rahat eder. Benim beklentilerim bellidir yani. Va vasat sevici diyorlar bazen ama vasatlıktan bahsetmiyorum. Benim... ...takımım 30. haftayı bana göstersin... ...34 haftalık yarışta... ...32. haftayı göreyim... ...bu kadar... ...ama mevcut beklenti gerçekten... ...yüksek üst düzey... ...hele ki... ...şey çok zorlar... ...yani Galatasaray-Fenerbahçe performansı... ...Beşiktaş'ı çok zorluyor... ...Beşiktaş yönetimlerini çok zorlar... ...Beşiktaş çok iyiyken de... ...onların yönetimlerini zorluyordu... ...böyledir bu iş... Ee, abi ben hemen orada bir şeyi soracağım sana... ...çok kısa... ...Beşiktaş sanki bir... ...bence lider stoper... Hani Uşfolizi vardı Galatasaray'da evet, hani evet, Semih Kaya evet. ile beraber. Evet. Zago gibi, Ronaldo gibi. Zago gibi, gibi evet. Ronaldo gibi Beşiktaş'ın tarihinde de aynı o şekilde. Ee, biraz sanki öyle bir oyuncunun mesela Tayyip Talha'ya döndüğünde ki ben çok beğeniyorum Tayyip Talay'ı. Umarım çok sağlıklı bir şekilde döner Umarım. Eski performansına yakın bir şekilde döner. Çünkü beklentimiz çok yüksek kendisinden. Onun yanında bir lider stoper sanki Beşiktaş'ın bence daha çok ihtiyacı olan var. %100 katılıyorum sana. Çok lazım öyle bir stoper. Aslında biliyor musun bak övmüyorum. Anlaşılmaz. Beyle öyle bir adam aslında Ama iki hafta oynuyor. 12 hafta yok. İşte o zaman da i̇şte işe yaramıyor yani adam. İşe işe yaramıyor. İyi de bir stoper. Yani o şef stoper işini evet. yapacak ama sağlam değil yani herif. Ben sana katılıyorum o konuda ama onu devre arası mı yapılır, haziran ayı mı yapılır şu an devre e arası çok o... çok öyle bir hava olacak var gibi bir durum görünmüyor. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Timeline'ın sonuna geldik. Evet e, güzel var... bir One broker Course programı oldu senin de çok önemli katkılarınla. Estağfurullah abi. E, hadi... Umarım da hani maçlardaki saha kenarı performansında konuşacağımız zamanlar olur. Umarım abi tabii ki. Bizim çünkü tek isteğimiz özellikle bu sezon artık Beşiktaş'ın sahadaki futbolunu konuşmak tabii. istiyoruz. Artık kendi saha içini konuşmak istiyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, İzleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Ee, bir abone ol ve like e, senden alabilir miyiz abi? Ya canım yani artık abone ol, olursunuz yani bir like e, bu. Çektiğimiz programa, kanala abone, markaja aboneliğiniz olun ve sadece siz olmakla kalmayın yani. Arkadaşlarınıza, çevrenize de bunları tavsiye edin ki temasımız daha fazla olsun. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Eyvallah.